Günaydın. Vallahi oldu, yemin ederim oldu. Hava ısındı, sıcacık oldu, mis gibi oldu. Bakın oğlum, saçımı ıslatıp çıktı dışarıya. Güneş kremini sürdü, mis gibi. Ben de parıl parıl parlıyorum, artık parlayacağız. Yapacak bir şey yok. Makyaj falan da yapamayız. Aman ısınalım da, dün gece ilk defa sıcaktan yatamadık ya. Değil mi Baran? Dün gece gerçekten sıcaktı. İnanılmaz, böyle Antalya'nın yapış yapış pis sıcağı var ya. Çok güzel. O kadar üşüdük ki artık sıcağa seviniyoruz. Evet. Şükür olsun. Baran her şekilde yürüyor. Şimdi salı günü olduğu için nereye gidiyoruz? BİM'e gidiyoruz. Gidelim bakalım, gezelim. Ne geleceğini de hatırlamıyorum ya. Kafam karışıyor. Sus. Yarışa varım. Hadi biz yarışarak BİM'e gidiyoruz. Bizim yarış notu görene kadar. Size bir şey söyleyeyim, bir hafta sonra bu ağaçtan dutlar dökülecek ama şu anda ulaşamıyorum kendilerine. Baroş gel. Şu alabildiklerimden birkaç tane alayım. Hep yukarıdalar. Gelsene. Gider misin azıcık güzel? Ne var? Arıyla mı konuşuyorsun? Ay kurban olurum senin kalbine. Ben de diyorum ki ne konuşuyor. Yiyecek miyecek bir şeyler gelmiş. Tatlı biber salçası. Taze fasulye konserve. Geçen dondurulmuş aldım. Önceden gelseydin ya. Aa, hurma sirkesi varmış. Şöyle fiyatlarına da bakın. Az yağlı mayonez 19 lira. Tahıl patlaklı kakaolu bisküvi. Elim anneciğim onlara. Vasa severim. Ne kadarmış? 20 liraymış. Normalde de bu pahalı bir şey zaten. Bu ne? Anneciğim, şu Sentron'un gofreti bu güzel. Bunu seviyoruz. Baran! Aa! Çenesi açıldı çocuğum. Aa dur. Fıstık ezmesi varmış. Patatesin 24 lira. Şeker ilavesi tarayla. Tabii ki içinde tatlandırıcı vardır bunun. Tarçın. Bu ne? Karamelize bisküvi kreması. Bu ne? Zeytinyağlı ton balığı. Alayım mı oğlum? Evet de anne. Oğlum bakacağız. Onlara da geleceğiz. Beklersen geleceğiz. Mini donut çilek karamelı. 1.75. Şunlar çok güzel canlarım. Gold çikolatayı çok seviyorum. Bunlar da harika. Yok teyzen değil. Tadela'nın şekersiz çikolata. Teyzen mi geldi? Hiç teyzesi geldi. Hani 101'e girecektin. Bu da vişneli bitter. Bence kesinlikle çok güzel. 10 numara 5 yıldız bir şeydir bu yani. Harikadır. Bunlar gelmiş işte. Nazoş başka bir şey gelmemiş. Sanki böyle şişme bir şeyler gelecek ama. Ben bugün gelir gelmez şunlara baktım. Bu ne şu ne diye. Altın başak labneli. İki burun. Ay ben krokana bayılırım. İlk evlendiğimde çok yapıyordum. Bunların hepsi şekersiz ama işte tatlandırıcı var. Başka da bir şey gelmemiş herhalde bu hafta. Hiçbir şey yok. Çekil bakayım. Hadi A101'e gidelim, tamam. Nazan'a kapıda karşılaştık. Daha doğrusu ben sabah Nazan'ı aradım bize gel diye. BİM'e gidelim diye. Gelmeyeceğim dedi. BİM'in kapısında karşılaştık. Beni içeriye sokmuyordu. Gel bir şey yok diye. Gene girdim de hadi A101'e gidelim. Güzel bardaklar var A101'de. A101'de artık sıcacıya dükkanına döndü. Şunlara bayılıyorum zaten. İnce cam. İnce camın her şeyine bayılıyorum. Bunları sevmiyorum. Ben kahve yanı bardaklardan hiç hoşlanmıyorum. Küçücük, azıcık su. Kime yetecek bu su? Koş şundan kahvenin yanına da bak nasıl lökül lökül içiyorum. Böyle su mu konuluyor kahvenin yanına? Gene sinirlendim. Tamam oğlum, ben onu biliyorum. Bu neymiş? Bunu şu kutu yazmıyor. Şu taraftan bak. Termos galiba. Ama güzelmiş. Gel anne, bize ne alsın gel. Bakalım burada ne var. Vallahi tam züccaciye dükkanı. Ankara'dakiler böyle mi bilmiyorum da burası böyle baştan aşağıya. Ay şunları çok seviyorum ben. Şunlara bayılıyorum. Ya her şeyi böyle bakıyorum, beğeniyorum. Yeni eve gidince alayım diyorum. Çünkü biliyorsunuz buradaki evim çok öğrenci evi desem bile öğrencilere yazık olacak yani. Kocamın aldığı dandik eşyalarla olan bir ev. Taşındığım zaman şunların hepsinden almak istiyorum. Bakalım burada neler varmış. Bu çikolatalar hala duruyor. Baran da bizim evde olan her şeyi Nazan'a anlatıyor.
Gel gel bu tarafa. Her şeyi anlatıyor teyzesine. Markette hiçbir şey yok yani. BİM'de de yok, A101'de de yok. Ne oldu anneciğim? Teyzen geliyor. Neyse biz gidiyoruz, eve gidiyoruz. Nazoş'la sabah kahvesi içeceğiz. Anne koş. Niye koşayım? Koşamam. Ha? Yatak. Ne yasak? Yatak. Ha. Yatakları toplamadan çıktık, teyzesi gezecek. Yatakları toplayalım diye koştu. Efendim? Ne yapacağım? Söyleyeceğim de. Ne dikelim? İğne mi? Cam mı? Evet. Taş mı? Yok anne, ne batmıştı? Çöp. Çöp. Teyze. Çok anladı mı? Oğlum otur da anlatsan güzelce. Teyze, hadi uçaklarımız uçuyoruz. Ha, burada şimdi uçaklarımız uçuyoruz. Tamam. Bir teyze hadi. Dur bunu da yapıp geliyorum. Sen de bana öyle yaptın. Nazan bana gelmiyor ki, Baran'a geliyor. Çekiyorsun. Bunlar böyleler ya. Gerçekten oturup 5 dakika konuşamıyoruz biz bu kadınla. Show TV ihbar attı. Çocuğa işkence yapıyorlar. Teyzesi gitti. Şimdi biz Baran'la çadır yapıyoruz. Güneş ne kadar güzel giriyor evin içine. Bu çubuklarla çadır yapacağız. Sonra içinde piknik mi yapacağız Baroş? Bir tek Baran girebiliyor içine. Baran içinde oturacak. Ben dışında piknik yapacağız birlikte. Bizim en sevdiğimiz olay bu çadırı yapmak değil mi? Bayağı da sürüyor yapması Baran. Bu tarafa doğru çek dur. Bu tarafa doğru çek. Buradan devam et. Bir de şeyi anlatır mısın? Dün ayağına nasıl çöp girmişti? Hayır anlatamam. Anlatamaz mısın? Tamam. Tamam. Ay çadır kırılıyor. Kalk. Heh. Çadırımız bitti. Güzel bir çatı yapamadık. Taşımıyor gibi ama daha önce yapıyorduk. Çubuklar mı yamulmuş, ne olmuş bilmiyorum. Niye yaptın oraya? Baroş. Aa şey mi kalmış orada? Oyuncağının parçası kalmış. Ama şimdi bak. Anne çadırın üstüne. Ay Baran, değişik şeyler yapmasan mı? Gir, alttan gir. Ben de gidip bir kahve yapayım, oturup güzelce kahvemizi içerim çadırda. Ne dersin? Orada da şey, Kadir yemek yapıyorlar. Oh be! Vallahi orada çizgi film falan da izleyebilirsin. Tam sana göre oldu. Hadi keyifler sana. Şimdi taze fasulye yapıyorum. Canım çok etli fasulye istedik. Yani taze fasulye ve etli severim. Ama bizimkiler yemediği için gene zeytinyağlı yapıyorum. Bol zeytinyağı. Soğanı böyle iyice pratik çıkana kadar kavuracağım. Bayağı kavuracağım. Ondan sonra fasulye ve domates. Bazen salça koyuyorum, bazen koymuyorum. Genelde koymuyorlar zeytinyağlı fasulyeye salça. Bugün domatesim çok güzel. Onun için salça koymayacağım. Bolca domates rendeledim. Onu koyacağım üstüne. Ne oldu anneciğim? Bir göster kendini. Baran da burada bir şeylerle oynuyor. Biz yemekleri birlikte yapıyoruz. Tamam anneciğim. Rulo'yu şey yapmış da. Fasulyeyi çıkartayım bu arada. Soğanım iyice kavrulduktan sonra. Ay çok döktüm. Biliyorsunuz tembel olduğumda. Her şeyin ayıklanmışı. Fasulyenin üstüne şöyle domates. Ay yazın böyle çok güzel oluyor gerçekten taze fasulye. Anneciğim yavaş. Ve baharat. Bir tane. Kesme şeker. Gel normalden çok fazla. Anneci tuzu getir içeride. Kesme şeker koymasanız da olur ama koyunca da ekstra güzel oluyor. Normalde biz şeker tüketmiyoruz diye koymuyoruz ama Baran'ım güzel yesin fasulyesini. Tamam anneciğim, ben buradaki tuzdan koydum. Ve birazcık karabiber. Zeytinyağlı yapı biber koymuyorum. Hiç bunu karıştırmayacağım şimdi. Anneciğim şunu al. Kaşığımı çıkartacağım. Altını kısacağım şöyle.
Hiç su eklemiyorum. Domatesin suyu var zaten. Fasulye de buzluktan çıktı diye sulanacak. Az sulu bir yemek olacak. Şimdi biz Baran'la dinlenmeye gidiyoruz. Niye? Bakın hiç su koymadan fasulyemin ne kadar sulandığını göstereceğim size. Şu anda en kısık da en küçük olacaktı. Bakın. Böyle sulandı. Hiç karıştırmayacağım bile. Böyle 1-1,5 saatte yavaş yavaş pişecek. Az sulu zaten su koyduğumuz zaman sebzenin tadı kaçıyor. Şimdi Baran'ı yatırmaya götürüyorum. Bakın son halini de göstereyim. Şöyle bir karıştırdım. Fasulyemiz tamam. Tam bir yaz yemeği. Biz çok sevmesek de Baran çok seviyor. Doya doya da yesin işte. Baran'ı uyuttum çok şükür. Hiçbir işim yok, oturacağım bugün böyle. Ay kusura bakma, böyle göz hatlarım mor falan. Artık burada gerçekten makyajımı yapma mevsim geçti. Yapış yapış oluyoruz sürekli. Şükürler olsun, sıcak geldi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Öncelikle yeşil kahveyle ilgili işte hani tadına bakınca bize söyle falan diyen takipçilerim vardı. Tadına baktım, bunu söyledim zaten. Tadı güzel. Ama takipçim böyle hani bir şey yap deyince, ben de almayı düşünüyorum deyince, ben şöyle bir araştırayım dedim. Önceden daha pahalıydı daha önce baktığım zamanlarda. Şimdi internette, Trendyol'da falan filan gayet uyguna yeşil kahveler var. Bu benim aldığım elma aromalıymış galiba. Çok hafif bir tadı var. Ben başka sadece kahve olanlarını da deneyeceğim. Çünkü böyle şey, ağır bir tat gelsin istiyorum. Ben Türk kahvesinde çerez şekersiz içeceğim. Hatta Türk kahvesini çok demli, çok terveyi çok atıp içeceğim. Acımsı, kekremsi bir tat severim. Onun için normal olanlarını da alıp denemeyi düşünüyorum. Bir dün içtim, bir de bugün sabah içtim. Normalde ben bir şey yemeyeceğim dediğim zaman yemem. Hani artık az çok uyumu biliyorsunuz. Örnek veriyorum işte şey, bu su diyeti yapayım dedim. 3 gün önce hiçbir şey yemedim falan. Ama böyle sabahtan ağzımı açtığım zaman, hani ağzıma bir şey attığım zaman sürekli ağzım atıştırmak ister. Bugün de içtim sabah o kahveyi. Normalde ben hep Türk kahvesi içerim sabah çıkar. Hadi dedim bugün de onu içeyim, içtim. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Midem dolu. Yani baya baya yemişim gibi dolu. Nasıl tarif edeceğimi bilemedim. Burama kadar doluyum şu anda. Kahveden mi yoksa hani kahvenin öyle bir etkisini bildiğim için psikolojik mi oldu bilmiyorum. Ama dediğim gibi ben tadını sevdiğim için ve ya şu anda bana öyle tok hissettiriyor. Onun için bir daha almayı düşünüyorum. Ama başka marka bakmayı düşünüyorum. Dediğim gibi poşette ve hafif, çok hafif geldi tadı. Ben hani zaten içecek alternatifi olsun diye almıştım. Ama böyle sevdiğim gibi daha acı, daha böyle koyu demlenen bir şekli varsa ondan almayı düşünüyorum. Ve dediğim gibi diğer zamanlarki gibi daha önceden ilk duyduğumda baktığımda çok pahalı bir şeydi. Gayet uygun fiyatlar da var. Ben çok ucuz aldım. Dediğim gibi 10 lira mı 15 lira mı tam hatırlamıyorum yani. Ama 15 liranın üstünde değildi. 14 paket var içinde. Ama işte böyle 30 liraya falan da 100 gramı, 150 gram falan olanları var. Trendyol'dan baktım. Bugün baharatçıya gidersek oraya da bakarım. Ama güzel. Yani alıp denenebilir bence. Yani böyle acımsız şeyler. Ya çok acı da değil benim aldığım işte. Ben çok acısını arıyorum üstelik. Denenebilir bence. Bir şey yok yani. Başka bir şey daha söyleyecektim. Bunu söylerken unuttum. Neyse taze falan şeyi söyleyeceğim. Şimdi mesela diyorum ki taze fasulye yapayım ama taze fasulyenin de neyini göstereyim diyorum. Sonra bir takipçim çok tatlı şey yazmış. İşte senden fikir alıyorum, ertesi gün onu yapıyorum falan yazmış. Onun için seve seve her şeyi gösteririm artık, yaptığım her şeyi. Bu arada şu göz kapaklarım çok düşmüş. Yüz yogasına kesin başlamalıyım diye düşünüyorum ama başlamıyorum belki. Neyse şimdi oturacağım, keyif yapacağım, kahvemi içeceğim. Birkaç tane telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Onları halledeceğim. Baran oyunda uyandığı zaman da muhtemelen seriye gideceğiz. Çünkü Baran evde muzu kalmadı. Hem muz almamız lazım. Hem de şey, başka ne yapayım? Şampuanı bitti Baran'ın. Baran da her akşam duşa girdiği için çocuğumu da öyle alıştırdım. Ona bir şampuan almam lazım. Bir de Afrika örgüsüyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir takipçim şey yazdı, bana çok mantıklı geldi. Yıkayamazsın, daha çok rahatsız olursun dedi. Evet, aslında benim düşündüğüm şuydu. Daha az yıkayayım, saçım daha az dökülsün mantığıydı. Ama yazın yıkayamadığım zaman da rahatsız olacağım. Bana bu çok mantıklı geldi. Bir de 1500 lira falan diyorlarmış. Yani 1500 lira da bence bir saç için çok. Tepeden toplar, bütün yaz böyle gezerim artık, ne yapayım. Artık yıkarken de dua edeceğim. Rabbim kireçlerden arındır bu suyu diye. Yapacak başka bir şey yok. Filtre bile biraz arındırıyor. Çünkü hepsini arındırmıyor. Öyle, şimdi kahve saatim benim. Akşam görüşürüz. Yemeği bıraktım. Duydunuz mu? Baran abur cubur yemeği bırakmış. Böyle sağlıklı şeyler yiyecekmiş. Her gün öyle hamburger hamburger olmaz değil mi? Haftada bir gün olabilir. Hmm.
Bakın fasulyesi orada yoğurdu önünde. Mis gibi sağlıklı bir yemek yiyor. Şimdi Ramazan'a gideceğiz alışverişe. Hı. Hı. Yandın mı? Hı. Nasıl olmuş fasulye? Tuzunu çok ekledim. Tuzunu mu ekledin? Ekleyeyim mi biraz üstüne fasulye? Neyse yine de güzel. Eklemene gerek yok. Lokum gibi olmuş mu? Afiyet bal şeker olsun oğlum. Sen salça sevmiyorsun diye salça koymadım. Bakın böyle fasulyesi, bol domatesli, lokum gibi değil mi? Arkadaşlar bu dondurulmuş fasulyelerin kılçıklı falan çıkma ihtimali yok. Gerçekten yumuşacık oluyorlar. Afiyet olsun oğluma. Fasulyenin kılçıkları mı var? Normalde bazen pazardan da çok kar çıkıyor fasulyeler. Ne? Ama bu dondurulmuşlarda öyle çıkmıyor anneciğim. Hep kaliteli satıyorlar. Afiyet olsun çocuğuma. Anne. Hı. Birazcık eklesene. Ekleyeyim, ekleyeyim, hemen ekleyeyim. Gece gezmemize çıktık. Hepsi yaz geldiği zaman kocam Bey'in erken geldiği günler, hava kararmadan geldiği günler şükrediyoruz. Ay bir de bir domates geçmiş, bir domates geçmiş. Geçen gün getirdiği domatesden. Ya bu da? Biber, dolma biber de getirmiş. Daha tam bakamadım, hemen hemen çıkardı. Neyse, gece kargosu. Hocam bir hayret edecek kaldıklarıma. Kargo ücretsiz olsun diye tabii ki gene para harcadım ve şey, böyle bir şey aldım. Bu ne? Soyulabilir altın maske. Bu hediye herhalde, böyle bir şey istememiştim. Evet. Ay, ay, ay. Tırnak taşı aldım. Gülme. Ben de bekliyorum, düşeceğim. Ay işte, ay. Ay en güzeli bu, renkli olan. Yalnız size bir şey söyleyeceğim, ben bir kutu aldım. Yani bir tane şu renkliden aldığımı zannederken 4 kutu geldi. Hiç önemli değil. Allah Allah, haberin yok muydu yani? Çok hayatım ediyor. Hızlı ölmez herhalde. Ve tamamen kargo parasını tamamlamak için hiç aklımda olmayan bir şey. Şu çok lüzumlu mu lüzumsuz mu bilmiyorum, nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şu ne biliyor musunuz? Tırnağın üstüne böyle incecik şerit gibi bant geçiyorlar ya. Şekillendirmek, gülme. Kendi kendisi gülme. Aşkım. Evet. Daha dua et, diğer kargom gelmedi. Şöyle incecik bir şey. Bant gibi. Elleyebilir miyim? Elleyebilirsin ama başka bir şey. 10 tane. İşte değişik değişik renklerde. Neyse, lüzumlu bir alışveriş miydi? Değildi ama almasam içimde kalacaktı. Onun için. İçinizde kalacak her şeyi alın, dışınızda kalsın. Bunlar da fındık yiye gidiyorlar. Akşam taze fasulye yapmıştım ya. Hocama dedim taze fasulye var diye. Evlenmeden önce gece gündüz taze fasulyeyi yanalım. Artık taze fasulyeyi beğenmiyor. Ama lüzumlu değil. Lüzumlu değil işte. Yapıyoruz ama lüzumlu değil. Neyse, bir tane daha karbon var. Bir de yeşil kahve alacağım. Bakın ben içtim. Yeşil kahvenin özelliği var. Neymiş özelliği? Söyle bakalım. Yediğin şey yarım yediriyor. Yediğin şey yarım yediriyormuş. Acım hadi uzun yola çıkıyoruz. Geç kemerini alır, ben sana fındık yerim. Bu bizim şey nasıl yapalım? Karabaş mı? Hmm. Biz buraya kendimize bir tane karabaşımız vardı. Baran daha çok küçüktü o zaman. 1,5-2 yaşındaydı. Şey yapıyordu böyle. Karabaş yoksa ben her gün ben evden yemek götürüyorduk ona. Şey yapıyorduk, veriyorduk, yediriyorduk, besliyorduk falan. Bizim her zaman bir hayvanımız vardır yani. Hayvan. Hayvan güzeldi. Saldırmaz. Şimdi seriye gidiyoruz. Baran'ın şampuanı yok. Baran'ın şampuanı alacağız ve manava gideceğiz. Umarım avokado gelmiştir. Avokado diye oynuyorum ve çünkü Ramazan avokadosu güzel oluyor ama getirmiyor son zamanlarda. Yoksa çarşamba günü kocam Bey beni serik pazarına götürmek durumunda. Seviyorum seni adam. İlanı aşk ettim herkesin gözü önünde. Kimin karısı böyle lüzumsuz kargolar kılıp kocasının yanına açabiliyor? Hakikaten bazen çok şey yapıyorum, böyle maddi durumu çok çok iyi olan adamlar bile, ne bileyim, her şey karışıyorlar, onu alma bunu yapma, sürekli bir şeye müdahale falan. Çok şükürler olsun Rabbime, biz de herkes istediğini yapar. Kimse kimsenin hayatına karışamaz. Hayır sus. Hocam yemek yemekten konuşamıyor. Yanında var. Yok yanında. Neyse, Ramazan oradan da şey,
Ay şunları denemek için sabırsızlanıyorum. Güzelmiş. Kargo değil. Önce bana şampuan alalım, 82'ye gidelim. Bir şey söyleyeceğim mi aşkım? Sürekli bir şey söyleyeceğim gibi yutup duruyorsun. Sonra tekrar fındık atıyorsun ağzına. Ramazan kapatmıyorsun. Tamam kapatmasın ara. Anne. Anne. Ara kapatmasın efendim. Anne, ben geyik Ramazan sonra kargo sonra 82. Tamam, ilk Ramazan sonra kargo sonra 82. Sabah şantiyede yoksa. Yemek yapacak malzeme yok. Efendim. Efendim oğlum. Efendim? Tamam. Ne acıkmış ya? Allah'ım bilmem. Aşkım yeseydin taze fasulye ben de yedim. Tamam gereksiz ama yedik yani. Ne yapalım? Ya önceden ilk evlendiğimiz zamanlarda eğer bu kanalı açmış olsaydım hani fikir oluyor falan diyen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Öyle güzel yemekler yapıyordum, öyle güzel yemekler yapıyordum ki her güne böyle ağır bir yemek yani. Bir gün içli köfte, bir gün dolma, bir gün içli ne bileyim patates yatağında bilmem neler, bir gün patlıcanı evir çevir içine bir şeyler doldur falan. 100 kiloya çıktığım için ben ondan sonra bizim sistem bu şekilde ilerliyor. Böyle iki gün istediğimiz yemeği yiyoruz, ondan sonra hafif veya yemek yemiyoruz falan. Ama önceden inanılmaz ağır yemekler yapıyordum. Çok da güzel yapıyordum yani şimdi mütevazı olabileceğim. Bir şey söylemek ister misin bu konuyla ilgili? Tek tek sen bunları. Fındık mı sen de yapmışsın ya bunu da yiyin. Bir dakika bu sefer. Serkan şantiye yemeği yemediği için hemen böyle açıklarım. Neyse gidiyoruz oralarda görüşürüz artık. Baran gel bak burada istediğin meyveler var mı onu söyle. Bak kiraz mı? Ramazan bu kiraz mı vişne mi? Kiraz ama. İyi olur mu? Çok güzelmiş alalım mı? Bir de muz alalım. Kayısı da güzele benziyor. 3 lira Evet o bebek şampuanı ama bize o yetmeyeceksin. Şöyle büyük bir tane. Bu bebeğe en büyüğü aşağıdaymış. Hayatım 35 lira gayet iyi hala bence. Onun yanındaki. Bu. Onun yanındaki evet. Ayşe Johnson's şeymiş baksana daha uygunmuş. 34 lira ondan mı alsak şundan mı alsak? Daha ucuzdur. Tek başıma karar veremeyeceğim buna baban gelsin. Baban gelene kadar ben şuradan bir oje bakıyorum bir saniye. Gene ojeye geldik. Aa evet şu renk yok. Onu mu aldın? Şu renk bende yok kesinlikle. Aldım. Sinek ilaçlarıyla artık aşırı neşir olma vakti geldi. Bir geçeyim. Bizde şey vardı ya şunun matından alsak ya aşkım. Mat değil mi bu? Gerçi hiçbir işe yaramıyor Antalya'da. Hiçbir işe yaramıyor. Bırak anneciğim sen hiç elleme. Birileri dökmüş. Hiç karıştırma. Gel şampuanlara bir bakalım. Baksanıza ya. Şaka gibi ya. Bilmiyorum. Baba. Efendim? Bir şey gördüm. 39 lira. Ne gördün? Karınca öldürücü. Evet. Bakın Ankara'da bende var olan gereksiz bir şey daha. Bu böyle üstüne biniyorsunuz pıt pıt dönüyorsunuz. Çizme. Anneciğim çizme görmüyor musun? Ne çizmesi? Şey pıt pıt çizmesi. Balıkçı çizme işte. Mi? Balıkçı evet. Pilates topları. Aa korse mi bu? Korse varmış bir de. Pilates topu. Ondan mı? Bunlar da bileğe bağlanan ağırlıklar herhalde. Ay burada her şeyi bulabilirsiniz. Bu küçükleri de var topların. Nerede var bir tane. Kolay gelsin. Onu elbet çalışıyordum. Ampuller mi? Kontrol edeceğiz hayatım. Nerede? Ödedikten sonra kontrol edeceğiz. Tamam anneciğim çok iyi olmak geldi. Bilmiyorum hayatım. Aa şey de varmış burada bakın açmışlar. Bantlar varmış, pilates bantları. Burası da Salı Pazar'ın üst katı. Ne ararsanız var kısmı. Bunlar ne kadar ki? Baran, Serkan da şeye terlik bakıyor. Ne kadar adi yalnız bunlar. Bir geçin bakayım Baran ne bakıyor aşkım. 89 lira. Muya mı? Muya mı? Bir şey giymezse bir de. Bir muya istiyormuş. Tamam o muya değil işte ya giymezse. Anneciğim hatırlıyor musun? Aslı teyzenin dükkanı açılırken buradan alışveriş yapmıştık. Hayatım Muya'yı nereden bulasın bilmiyorum. Muya bulamam ya. 43 istiyor. 43 yok ki. 43 vardır hayatım. Orada yoktu da yani. Vardır 43. Dur şeyine bakacağım anneciğim. Fiyatına falan bakacağım.
Bunları gezip bakıyorlar ya, ben nasıl bunlar gezilir bakılır bilmiyorum. Çünkü ilgimi çekmediği için hiçbir şey gezemiyorum böyle buralarda. Bana ıvır zıvır var. Bir fiyatına bakalım Baran. Aa, şu 3 lira diyor şu iki tane balon. Şunlar, bunlar biraz pahalı olabilir. Neyse sorarız fiyatını. Anneciğim onlar şey parlak balonlar çabuk patlıyor. Alma onlardan anneciğim. Bunlar parlak değil ki. Parlak o. Parlak parlak bunlar patlıyor. Dur şundan alalım bir tane. Parlıyor mu? Yok parlak değil o. Bunlar ne kadar güzel gözüküyor uzaktan. Renkli renkli. Aa bu komple boncuk, bu çok güzelmiş Baron. Anne. 114 lira yani buradan aldım tarlayı da 114 lira vermem. Tamam. Bavul bavul gel bak. Bir geç şöyle bak şurada şurada. Çok üst güzel ya. Çıkamaz. Üst katı çıkarız yürü. Bavullar çok güzelmiş. Çık anne, yürüyerek yürüyerek hadi. Anne. Şu elbiseler 100 liraymış. Anne, çok ucuz bak. Değil mi? Evet anneciğim. Bu da tam benim tarzım değil mi? Yakışır mı bana? Evet bak. Evet pullu yok. Pullu. Evet. Buralar pulsuz, bu iki pullu. Evet şu elbiselere bir bakabilir miyim? Ha, bakın burada bak. Ne güzel fincanlar varmış. Ve ağızlılar. Geç soğutur. Güzel oluyor. Bunlar da güzel mesela ama ağzı çok geniş. Bilmiyorum. Ağzı çok geniş şey, fincanları sevmiyorum. Aa eski tip fincanlardan. Baba. Hey. Anmadan bazı şey gibi emayi mi ne bardaklar vardı onun modelinden bu da. Bakın. Ay bak, bunun bak, rengi bak. Çok güzel aşkım. Oğlum. Taş. Ay çok seviyorum. Bakmayı baba. Uzaktan bakmayı. Bir sürü tabak da varmış. Bak aşkım. Yeni eve taşınca gelir şunlardan alırız işte. Bir şey almayacağız. 6-6-6. Kendi takımımızı kendimiz yaparız. Ne dersin? Alın. Annesi yani de 32 liraymış. Bir tabağı 32 lira verir mi bilmiyorum. Piyasası nedir bilmiyorum. Ama güzel gözüküyor. Lamine tabak diyor. Lamine, lamine tabak neymiş? Yoruldun mu? Geçen gün. Yazıyor. Hatta bugün mü gördüm o ayı özgürde? Şundan bir tane alayım. Şundan mı alsam şundan mı? Şundan alayım. 57 liraymış. Ayzbir'de ne kadar bilmiyorum. Al kocam. Allah Allah. Kocam. Bunu bu ağır. Fırın kasesi o. Güzel. Allah Allah. Al. Başka tabaklar da var burada. Küçüklerinden mi alsak acaba? Yok ya. Küçük de bu sefer. Ay bu da çok güzelmiş. Bunu da salataya mı alsak? Bilemedim ki. Şunu da mı alsak? Hepsinden mi alsak? Surata bak. Ay. Bu da başka bir şey oluyor. Yani böyle yerlere girdiğim zaman böyle baştan ev düzesim geliyor. Sonra kocam konuyu değiştiriyor. Baksana. Aa şu ne kadarmış? 600 liraymış. Niye? Şu Nazan bundan istiyordu. Pırpırik. Bence pırpırik adı. Ama şu arkadaki ucuzdur ya. Yo aynısı. Aynısı mı? Yok. Bence pahalı bir şey o. Aa anne bu ne? O şey mikser. Evet misker. Misker. Hı-hı. Nasıl çalışıyor? O fişe takılınca çalışıyor. Bu da katı meyve şeysi herhalde. Narenciye sıkacakmış pardon. Yani görüyorum da bunu katı meyve sıkacağı diyorum. Misker, şey, misker, misker. Bizim katı meyve sıkacağına benziyor burnu oradan. Misker, misker, misker. Neyse Baran. Misker, misker, misker. Hadi gel. Şu süzgeçten Allah alayım dedim böyle. Makarna için falan iyi olabilir ama fiyatı yazmıyor. İnip aşağıda bakacağız bu fiyatına Allah aşkına. Şu neymiş? Fiyatı yazmıyor aşkım. Kasada sorarız. İşimize gelmezse korkmazım. Bu baksana ne kadar ağır. Ha söyle de bir baksınlar o zaman. Ama bitmedi işim. Bir dört saat hepsine bir bak. Sonunda evdeyiz. Hadi şuraya koy da nasıl kaldırayım derken? Zor taşıdım. Karpuzu kaldırma canım. Şöyle ha şunu. Yeşil. Neyse bir sürü yeşil kaldım. Şunların hepsi tere ve roka. Bunlar suya girecek. Bunları güzelce yıkayacağım. Sonra bir şekilde kurulayacağım. Kuruladıktan sonra kağıt havluya sarıp dolaba atacağım. Bunlardan aldıklarımı göstereyim. Kornişon aldım gene. Bunu turşu yapmak için falan almadım. Gayet çıtır çıtır yiyoruz biz. Turşuyu yaptım zaten. Baranımızı aldım. Ondan sonra kavun aldım ve şu anda her yer kavun kokuyor. Müthiş kavun kokuyor ve karpuz aldık. Bir de kiraz almıştım ama ha kirazım da burada. Baran kiraz isteyecek. Bunu da hemen Baran'ıma yıkayacağım. Kiraz yolunda siz çıkardınız. Evet. Patates, soğan aldım bir de. Manav alışverişi bu kadar. Orada avokado yoktu. Şoka girdim. Anladım. Şundan kargolarım. Serkan da bir yandan alın.
Bunu da 82 Salı Pazarı'ndan aldım. Benim evdeki paslanmış, onun için paslanmaz bir süzgeç aldım. Baran sürekli konuştu hiç. Baran sürekli konuştu hiç, benim dikkatim oraya gidiyor. Anneciğim bekle. Ben istiyorum. Diğer süzgeci alamadım, büyük olanı. Aşkım büyük süzgece ne kadar dediler? 17,5. Onu demiyorum ya. 180 lira mı ne dedi ya? 185. 185 lira dedi süzgeci. Onun için almadım, onu gerek yok. Neyse şoka girdim. Ya kusura bakmayın ya. Baran sürekli bir şey dediği için kafam oraya gidiyor. 3 tane avokado aldım Şok'tan. Ve Şok'ta geçen gün Işıl bunun çok güzel olduğunu söylemişti. Muhtemelen buydu hindi tandır. Bu da hindi fileto. Dedim ki ikisini de alayım. 13 liraydı. İkisini de bir tadına bakayım. Çünkü ben gündüz vakti çok kendime bir şey hazırlamadığım için şunları marulun arasına koyup yerim. Neyse ondan sonra bir de dönerken bir ayakkabıcıya girdim. Bir resim geldi. 2 tane ayakkabı aldım kendime. Bir tane şu hasır klasik. Her yaz herkesin ayağında olan şeylerden. Biraz böyle topuğu yüksekte hoşuma gitti. Onun için bir tane bunu aldım. Aşkım gelsene. Aldıklarımı Serkan da görmedi. Serkan o kadar yorgun ki. Şoka girdim, oraya girdim, buraya girdim. Serkan beni bırakıyor. Sağ olsun huysuzluk yapmaz. Bekler. Kapının önünde bekliyor. Ben alıyorum. Güzel bir şey. Şunlar güzel değil mi? Fiyatını söylemeyeceğim ama. Güzel mi? Güle güle giyin. Başka? Ampul bir tane daha aldım. Sen bekleyin ya. Bekleyin bir. Kapı gitti mi? Kapı kilitli anneciğim. Bana bir 5 dakika müsaade edersen anne, sabah kadar seninle gideceğim. Anneciğim kirazını yapacağım. Oğlum yürü haydi biz ampulü takacağız. Dur ayakkabılarıma bak. Bir de bunları aldım. Ayakkabım güzel. Bunlar da düz. Ama orada çok güzel ayakkabılar vardı. Tam kapatıyorlardı. Kapatırken gittim. Onun için dedim ki ben dedim gündüz vakti tekrardan buraya geleceğim dedim. Uzun uzun bakacağım. 80 tane. Renkli mi sormuyor yoksa öyle? Şey, böyle bu modeli böyle yani. Böyle değişik bir model. Ne renk olduğu da belli değil ama çok hoşuma gitti. Almak zorundaydım. Aldım. Al hayatım. Zorundaydım derken? Bir şey almasam mutlu olamayacaktım. Bugün... Zorladılar mı seni? Ya, evet böyle yalvardılar. İşte başıma silah dayadılar. Bugünün gerginliğini atamayacaktım üstünden. Teşekkürler. Sonuçta kapı kapı gezdi ve beni bekledi. Neyse canlarım bugünlük de benden bu kadar. Şimdi bunları yerleştireceğim, yeşilliklerimi yıkayacağım. Baran ilgi alaka bekliyor. Onunla biraz oyun oynayacağız falan derken. Bugünlük de benden bu kadar. Kanalımı beğendiyseniz, ben seni bir daha izlerim diyorsanız şuradan bir yerden abone olsanız çok sevinirim. Onların sürekli sesi geldiği için kendimi bağırmak zorunda hissediyorum. Kavga ediyorlar. Baran sürekli bana size kavga ediyor. Müdahale etmem gerekiyor. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.